Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Kalan ömrümüzü kullanılan ömrümüzden daha hayırlı eylesin. Kendini üçe ayıranlardan eylesin. Benim nefsim, benim ruhum, bunların arkasında olan, ben olan beni, şuurunun farkındalığını artırsın. Bizi bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Evimize, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, bize kim dua ediyorsa, çoluk çocuğunuzu, akrabanızı, eş dostlarımızın evlerini, evlerimizi maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytani ve arzi, taunlardan, hastalıklardan, tufanlardan, zelzelelerden hıfz-ı emin eylesin. Ya Hafız-ı Zülcelal. Kardeşler, inşallah becerebilirsek çok hoş bir tevhid dersi. Kainatı yaratan kainat cinsinden değildir ve kainattan da öncedir. Şöyle bir iki tane örnek verip mevzuya gireceğim. Bu masayı ben yaptım. Ben yaptığıma göre masadan önceyim. Ben yaptım. Benden sonra bu. O zaman ben yaptığıma göre bana benzemez. Çünkü ben bundan önceyim. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Kainatı yaratan kim ise kainat iki sabit hakikati var. İki sabit hakikat mekan ve zaman. Mekanı yapan, yani bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Kainat deyince bir zaman var, bir de mekan var. Kainatı yapan kainat cinsinden olmadığı gibi kainattan da öncedir sırrınca o zaman kainatta zaman ve mekan var. O zaman yapanın zamanı ve mekanı yoktur. Zamanı yapanın zamanın arkasında olduğundan yaşı yoktur. Yaşı olmayınca doğuranı yoktur. Doğmamışsa doğurmaz da lem yelit ve lem yulet. O doğrulmadığı için doğurmaz. Niçin? Sonsuzun sonunda ne var? Sorulamaz. Niçin sorulamaz? Mantıksız bir soru. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlış. Sonsuz diyorsun, son veriyorsun. Sonunda ne var diyorsun. İşte Allah kim yarattı? Sorulamaz. Niçin sorulamaz? Zaman ve mekanın arkasında olduğundan zaman ve mekanı yoktur. Yaşı olmadığı için başı yoktur. Başı olmayınca doğuran ve yaratan olmaz. Soran olursa ki soruyor, şuna benzer. Suyu kim ıslattı? Ne dersiniz, suyu kim ıslattı? Demek ki su sorulamaz, mantıksız. Niçin? Sanki sorunun altında şu var, su kuruydu. Su kuruydu. Birisi gelmiş, ıslatmış. Bunu kim ıslattı ya? Bu kitabı kim ıslattı? Değil mi? Kuruydu. Ama hiç duydunuz mu suyu kim ıslattı? Çünkü su hakkında bu sorulamaz. Niye sorulamaz? Islatılan olmadığından ıslatan olduğu için sorulamaz. Kuruluk ona verilemez. Islaklık zatidir. Arizi değildir. Suyu kim ıslattı? O zaman su değildir bu. Soruda su değildir bu denilir. Çünkü su ıslatılmadığı için ıslatandır. Yaratılmadığı için yaratan oluyor. Islatılamadığı için ıslatıyor. Yaratılmadığı için yaratan oluyor. Zaman olmadığı için başı yoktur. Başı olmadığı için başlatanı yoktur. Bunu şöyle şey yapıyor. Diyor ki 61 Mesnevi Nuriye Trabzon plakası. Artık plakalarla söyleyeyim ki kafanızda kalır. Böyle bir kendi alemimizde şahit olacağız bu derste. Yani yaratılmadan, sebebe bağlı olmadan var olanlar var. Mesela okuyacağım ama ben acele edeyim. Ben olan ben dünya cinsinden değildir. Vefa dünya cinsinden değil. Başlangıcı yoktur. Başka? Haya, şefkat. Yani madde cinsinden olmayan her şey. Maddede olup madde cinsinden değildir. O zaman madde sebebi değildir, madde zeminidir. İfade edildiği yerdir. Elektrik ocağında ısı ortaya çıkıyor ama elektrik ocağı kendisi elektrik değildir. Orada tezahür ediyor elektriğin sıfatı. Mesela şefkat, dünya cinsinden değildir.
muceredattır. Yani maddede olup madde olmayan, madde cinsinden değildir. Olmadığını nasıl tezini koyarız? Tartamazsınız, ölçemezsiniz. Yani tip sima veremezsiniz. Bir şekil verilemez. Yani mesela şefkat, haya, anlayış, her şey, mana. Mananın bir şekli yoktur. Ona bir şekil verilemediği için dünya cinsinden değildir. Mesela insan insan yapan değerler de böyledir. Diyor ki, imkan, kevn ve vücutta imkan, kesret, infial mertebeleri vardır. İmkan mertebesi, yani bir şey zatı değildir. Çünkü devamlı değişiyor. Buna imkan denilir. Yani bakın, kainat hep değişiyor. Değişmeye mahkumdur. Değiştiğine göre bu imkandır. İmkan neyi gösterir? Yani değişen, değişmeyeni gösterir. İmkan, vücub, vücubu gösterir. Değişmeyeni gösteriyor. Başka? Kainatta kesret vardır. Yani çokluk vardır. Mesela ağaç çokluktur. Elma, armut. Yani elmanın yaprağı, kokusu, tadı vesaire. Ama çekirdeğinde böyle bir şey yoktur. Küçük bir nime ne olur? Çekirdek vahdet gibidir. Ağaç kesrettir. Yaprağı var, meyvesi var, kokusu var. Şimdi kainatta da kesret var. Bulutlar, yeryüzü toprak tabakası var, su var, ağaçlar var. Yani 400 bin, 100 bin havada, 100 bin toprakta bitki, 100 binde hayvanat, 100 binde denizin dibinde var. Hepsi bir bütün ama birbirine farklı. Birbirinin hükmünü kaldırmıyor ama birbirine zıt. Soğuk sıcak, karanlık aydınlık. Başka şuurlu eser, mesela elma bir kimyageri gösterir. Ama onu yapan şuursuz. Elmada bir merhamet var, gözüküyor. Bir tanımlama var, tanıma var, bir hedef var, adres var. Ama konulduğu dal, ağaç seni bilmiyor, tanımıyor. Şuursuz eserin diyor 27. pencerede. Şuursuz esbab kendisini bilmediği için yaptığı işi de bilmez, yapıldığı işin nereye baktığını da bilemez. Şuursuz esbab şuurlu hareket yapamaz. Kesret böylelikle vahdeti gösterir. Yani mesela ağaç kendisinin ağaç olduğunu bilse zaten kafayı yer. Hadi olmasın köpek. Bizim bildiğimiz gibi köpek olduğunu bilse köpeklikten çıkar. Bunu ben kendime uyguluyorum. Köpek köpekliğini bilse köpek olmuyor. Ben beşerim. Beşeriyetimi bilme nispetinde insan oluyorum. Hiç kimse anasından insan doğmaz. Beşer doğar, şerlerle doludur, hayırlarla doludur, karmadır. İmtiyazlaşırsa onlardan, hayra doğru dönerse ki peygamberlerin vazifesi beşeriyeti insanlık makamına çıkarmaktır. Bu beşeriyetini ne kadar biliyorsan insansın. Kesret vahdeti gösteriyor bu. İnfial mertebesi çok ilginçtir. Faaliyet mertebesine mutevakkıf. Yani nasıl faaliyet mertebesi, infial? Her şey bir hareket halinde. Ama şuursuz. Her şey hareket ama çok tuhaftır. Hareket eden kendisini bilmiyor. Hareketini de bilmiyor. Kime işe yaradığını da bilmiyor hareketinin. Yani kendini bilmeyenin kendi hareketini bilemez. Kendi hareketini idrak edemeyen kimin işine yaradığını bilemez. Şimdi şuursuz oldukları halde sanki şuurlu, cahil oldukları halde sanki alim, kendisini tanımadığı halde sanki karşısındakini de tanıyormuş gibi hareket ediyor. Bulutlar bitkilerin imdadına, bitkiler hayvanların yardımına, hayvanlar insanların medidine koşturuluyor. Bakın ağaç kendisini bilmez. Yaptığını o zaman bilmez. Mesela güneş, daha cami söyleyeyim. Güneş kendisini bilmez. Bir tane çıkıp da güneş uğurludur, akıllıdır dememiştir. Diyemez de. Güneş kendisini bilmez. O zaman güneş olduğunu da bilmez. Ne işe yaradığını da bilmez. Kime fayda verdiğini de bilemez. Mesela güneş beni bilebilir mi ya? Böyle olasılık olabilir. Şimdi doğaya baktığımız zaman hava 100 bin. Toprak da bitkiler 100 bin. 100 bin hayvanat, toprağın üstündeki hayvanat. 100 bin de denizin dibinde 400 bin. Ve bu kadar olumsuzluklar içinde olmamak yolu daha kolayken, olma olması, var olmaları, birbirini tanımazken, birbirini tanıyormuş gibi niçin yardım ediyor? Teavun, şualarda güzel anlatıyor bunu. Birbirini tanıyormuş gibi teavun etmesi, yardım etmesi
başka bir şey gösteriyor. Yani bu neyi gösteriyor? İnfial, hareket, hareket mertebesi, yani arkasında fail olan bir şeyi gösteriyor. Şimdi ona ait fiili bir yer okuyacağım. Bu okuduklarım hep mukaddemeydi. Şimdi üzerindeki bir hakikati şimdi düşünün, hayal edin. Şimdiye kadar konuştuğumu şu konuşmak istediğim yer içindi. 58. 58 nerenin plakası? Sivas'a gidelim şimdi. Esbab-ı zahiriye pek basit. Mesela insanı meydana getiren bir damla su, damla diyoruz da, bir hücre yani. Damla değil. Damlada bilemeyeceğimiz kadar hücre var. Bilemeyeceğimiz kadar bir damla değil. İnsanı meydana getiren o suda karbon, hidrojen, azot, oksijen. Kocaman çınar ağacının çekirdeği de, yumurtalar da öyle, tohumlarda da öyle. Hepsinde karbon, hidrojen, azot, oksijen var. Ama bir tanesi sıvı, bir tanesi katı. Su gibi yani. Buhar halinde bulunabiliyor, katı halinde bulunabiliyor, sıvı halinde bulunabiliyor. Kar, buz, dolu, su, buhar. Yani su. Bunun gibi yani. Şimdi benim kurduğum ben denilen şu sistem, beden ve beden arkasındaki bu sistem, işte bir hücre, sperma, maddesi, karbon, hidrojen, azot, oksijen, 4 tane madde. Yani sebep basit, mahdut. Yani çapı belli, kendisi de belli. Gayb değil ki, gözümüzün önünde. Mesela beni meydana getiren su, bir de bana bak yani. Düşünüyorum, varıyorum, alemimi kuruyorum. Mesela sıkıldığım zaman limana giriyorum. Okyanusta fırtına olunca, enfusi dersler öyledir. Enfusi dersler öyle. Namaz kılmadan önce, bedenim dünyada namaz kılmadan önce, biliyorsunuz en kutsi mabet Kabe değil, Mekke değil, bedendir. Mekke'yi yapan insan. Ruh bedende kıyama kalkarsa, salat-ı kübraya, ruh bedende salat-ı kübraya kalkarsa, 46 sözlerden okuyor söylüyorum. Sözler kırıyor, okumadık demeyin. Namazın 12 farzı var namazın, salatın 3 farzı var. Ruh bedende salat-ı kübreye büyük namaza kalkarsa beden arzda namaz kılar. Salatla namaz. Fark bak. Ruh bedende salat-ı kübreye kalkar, kıyam ederse, kıyam, salata kıyam ederse beden, orada ruhtur şimdi beden, dünyada namaz kılar. Kaçırmayın bunları yani böyle. Kalkınca ne olur? Namazın 4 rüknü, sen de bak enfusi namaza geçiyorsun. Sonra sıkıldığınız zaman çözümü söyleyeceğim şimdi. Hani fırtına olunca limana geçiyoruz ya. Enfusi dersler bu işimize yarıyor. Sekeratta da. Fırtına olunca limana geçiyorsun ya. Şimdi ilk önce namaz kılmadan önce enfusi namaz kılarsak, sıkıntı olunca enfusi derse geçerse hadiseler dışarıda kalıyor. Mesela enfusi namaz kılıyorum. Peygamberlerin, bazı peygamber gelmiş, sırf namazı kıyam. Enes. Rükü yok. Bazı peygamber gelmiş, namazı sırf kıyam, rükü. Bazı peygamber gelmiş, namazı secde. Bazı peygamber gelmiş, tayyat yapmış. Bazı peygamber gelmiş, sırf sabah kılmış. Sırf öğleyin kılan peygamber var. Ben hatırladığım kadar sırf öğleyin kılan, ilk defa öğleyin kılan İbrahim Aleyhisselam. İkindiyi kılan galiba Musa Aleyhisselam mıydı? Böyle peygamberlerin namazı var. İlk sabah kılan kesin biliyoruz. Adem Aleyhisselam. İlk sabah kılan. O. Şimdi bütün peygamberlerin bu namazını insan zahiren ve batını cem etmiş. Şeklen. Şimdi batını namazı çarpıyor. Bildiğimiz zahiri biliyoruz. Rükü eğiliyoruz. Şimdi ben batının namaz, enfusi namazdan bahsediyorum. Kıyam, aklın vahiy muhatap olmasının ifadesi olan itikat. İtikat olan, sağlam olan, namaz marşı çevirecek kadar itikat olan namaza kıyam eder. Mesela sağlam akıyor. Orta akıyor. Olur. Var ama marşı çeviremiyor. Motor çalışmıyor. Neyse. Kıyam nedir? Aklın, dimağın vahiy muhatap olması, kabullenmesinden ortaya çıkan şuurluluk hali. Kıyam. Enfusi namazın kıyamı dimağdır. Ayakta durmak. Rükû, vicdan. Secde, kalp.
Soğan kabuğu gibi gidiyoruz. Yani ezber yapmayın. En diş kabuğunda içeri dön. En diş kabuğunda akıl, iman. Gir içeriye vicdan. Gir içeriye kalp. Gir içeriye ruh. Tamam, ezber değil yani bu. Akıl, vicdan, kan, ruh. Kıyam, akıl. Rükû, vicdan. Secde, kalp. Tayyat, ruh. Secde niye kalp? Kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Bu ne demektir mefhumu muhalifiyle? Bak, kulun Rabbine en yakın. Kendisinden en çok uzak olduğu andır. Allah'a en yakın olduğum demek, kendimden en çok uzak olduğum andır. Burnu kırıldığı, nefsin burnunun kırıldığı, kendisini aşağıladığı, nefsini aşağıladığı o an secde anıdır. Kendisinden ne kadar uzaksa o kadar Allah'a yakın oluyor. Demek ki enfusi namazın kıyamı akıl, rüküsü vicdan, secdesi kalp, tayyatı ruh. İlk defa bütün peygamberler her namazı kılmış, sabah şu kılmış, ilk defa salat-ı vitri kılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İlk defa. Enfusi namaz. Şimdi ne yaptım? Enfusi namazı aktif olan, dima, vicdanı, kalbi, ruhu aktif olan, yani şuurlu veya şuursuz enfusi alemde, bunlar şairle aktif olur. İlimle değil. Şair var ya, şairle aktif olur. Haramla uzak olarak aktif olur. Ne okursanız okuyun. Vallahi bu külliyatı ezberleyin. Ama YouTube haram yerlerden, YouTube'lardan çıkmasanız Allah'a yemin ederim namazınız çok zor olur. Sonra bırakırsınız. Kim olursan ol. Bu peygamber de dahildir. Yani devamlı kendini motive, üzerine bir şey koymasa yapamazlar. Hiç kimse yapamaz. Hiç kimse nefsine güvenmesin. Yani ne yapacağız? La ilahe. Sonra illallah. La ilahe günahtan uzak olunca illallah eylem olur. Yani ben yapmak istiyorum, yapamıyorum. Kim derse desin, kadın veya erkek. Arıyorlar, şey yapıyorlar. Kale almıyorum. Döneceğimi dedim. Yapamıyorum, gene sıkıntı bastı. Gene başa geldim, gene sardı. Ben iyiydim, şu anda niye kötü oldum? Haramdan uzak olacaksın kardeşim. Bunun sırrı bu. Yapanlar enayi mi? Ya gene sıkıntı var, gene şey, çok iyiydik, bugün kendimi kötü hissediyorum. Girmeyeceksin kardeşim YouTube'lara. Yani bir eline aldığın dakikaya bak bakayım telefon. Ondan sonra sen iyi olacaksın da iyilik bekliyorsun. Mümkünatı var mı? Hiç kale almıyorum biliyor musun? Hiç acımam da yok yani. Hani atıyorlar, mesaj atıyorlar falan. Hiç. Tanımadığım numara zaten şak diye şey yapıyorum kafanı. Yok, git siteden değil. Niye? Merhametsiz değil. Merhametsiz olsaydı ben bunları anlatmazdım. La ilahi olursa illallahın olur. Eylemsin, günahtan uzak olacaksın. Enfusi namaz böyle çalışır. Enfusi namaz oldu mu öteki namazdan da zevk alırız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sungur abinin namazını gördüm. Eğer taassup yapsam, ben size şefk için söylesem Rüştü abinin derdim. Hayır. Ben ömrümde bir namaz gördüm. Bir Hızır abi de gördüm. Sungur abi de gördüm. 1985 Sungur abinin namazı. Yapayım. Şimdi ben de böyle yapayım. Bunlar sıkıştırmış yani. Vallahi böyle sanki gram gram yapıyorum. Şöyle, hop tamam. Tamam. Bak, tamam. Çekilmez. Tamam böyle tamam bak şimdi. Şimdi ben abdest aldım. Geliyorum lavadan. Ama onlar durmuş. Kapı buradan. Sungur abi imam. Uçtu abiler arkada. Namazı ha. Şimdi yalan lafzı kafirdir. Öyle itimat edin. Şimdi bir insan böyle yukarıya asılır ya bir şey alacak. Alamıyorum. Sorulanır ya. Böyle bir hal var. Bir şey almak istiyor alamıyor yani. Elhamdülillah Rabbil alemin. Hani göz, kafa her taraf oynuyor böyle. Onun ammesi var ama. Amme teselum aline beyl azim. Öyle. Bir namaz şeyi var namaza. Sanki bir şey alacak. Şimdi ben namaza da gireceğim. Ben nasıl gireyim? Girmedim. Girmiş gibi orada ağlama aldı.
Namaza giremedi. Son rekatta girdi. Yani peki nasıl oldu? Niye bunu söylüyorum? Yaşanan bir dünyadan gösteriyorum ki bir hepiniz yaşayalım diye. Yaşanıyor yani. Hızır abi belden aşağı felçti. O da şöyle okurdu. Elhamdülillah. Bir rüküye gitti yanımda. Tekerlekli araba ya. Subhane Rabbiyallah. Bir deyişi var. Vallahi hiç unutamıyorum. Benim hep hayatıma mal olmuş. Belki dedim, taklit ediyorum da, ruhu da olur belki. Şeklini yapmaya çalışıyorum. Böyle acayip bir şey ya. Nasıl oldu, nasıl muvaffak oldular? Bunlar da ana doğurmuş ya. Enfusi alem, biliyorsunuz külle şeyde, mesela Hasan Feyzi abi 2 senelik nurculukta, 20 senelik mesafe almış. Ve böyle namaz kılan Sungur abiye diyor ki ustadımız, Sungur, senin diyor kalbinin derinliklerindekiler Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Yani yaşamışlar. Bunların nesi yüksek? Mesela şu delikanlı görüyor musun? Bak o, orada da var çocuk. Allah aşkına onun simasına bak, benim bak. Uydurup da bu. Peki bir farzı var mı onun? Farz bir orucu yok. Yani tutsa bile farz değil. Bir tane farz namazı yok. Çocuk farz değil. Kılsa bile farz değil. Niye nurani? Niye bizim çökmüş simada? Niye onlar şey? Ama bir farzı yok. Ama farzı yok. İllallahı yok. La ilahesi var. Haramı yoktu onda. Haramı yok. Ona bak, babasına bak. Senin oğlun mu? Babaya bak çocuğa, şuna bak. Sen merak etme, ben de öyleyim. Ben kendim buna kıyasım. Şunla ben bir miyim ya? Çünkü bunun la ilahesi var. Günah olmayınca nurani. Yani görüyor musun? Aslında din yaşanıyor, gözüküyor simalar, her şey gözüküyor ya. İbadetle nurani olmuyorsun. Haramdan uzak durarak nurani olur. Çok okumayla namazı şevkle kılman olmuyor. Haramdan uzak olma nispetine namaz güzel kılınır. Çok gayretle ki cemaate dersi gelemezsin. Neyle gel? Harama uzak olunca o zaman gelebilirsin. Her şeyin temeli terk. Terk ve tecerrüt. Terk günahlar, tecerrüt haram bidatlardan, hurafelerden. Bu har mesela dedik ya, maddeye bak. O da madde. Maddenin fonksiyonu mudur şimdi bu sima? Namaz kılan kılmayanın siması. Tefekkür eden etmeyenin siması. Ve en cami ayna yüzdür, simadır. Ruhu gösterir. Böyle bir ayna gösterir bana haydi. Enes lavaboya girdik. Bunu mu gösterir ya? Bu. Benim duygumu gösterir mi? Hissiyatımı gösterir mi? Hayatımı gösterir mi? Tefekkürümü, manayı gösterir mi bu? Bu ayna gösterir. Ama bu ruhumu gösteriyor. Yani affedersiniz doktor gayta ve idrarını istiyor ya. Organ, içerideki organları seyredeceğim diyor. Neyle ya? Attım pislikle. Demek ki bize göre pis, pis değil o. Mesaj bütünlüğüdür. İçimdeki organları idrar ve gayta ile gösterdiği gibi. Bu sima da ruhumun dişe vuruşudur. İdrar ve gayta bedenimin, sima ruhumun, ses kalbin. Mana oradan başlıyor. Sima ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Ruhun sima. Kelam kalbin. Göz, ha göz kalbin diyor ustad münafık aslında. Göz kalpte haber veriyor. Kalptekileri seyredersin. Of 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 of. Yani esbab ne kadar basit. Fakat ne kadar cami bir ayna, sima. Et ha ama ayna. Lavabodaki aynaya bak, buna bak. Ayna. Aynaya bakıyorlar. Simaya bakıyor doktor. Simaya bakıyorlar böyle. Hırsızlık yaptı mı? Konsolosluklarda da simaya bakıyorlar böyle. Tamam. Hemen hava harp okuluna gidiyorduk, böyle şey olacaktı. Baktı. Sen çık.
Niçin? Sen çık. Sebep yok. Niye peki öyle oldu? Siz namaz kılıyorsunuz. Sen, 10 kişiden sen çık. Üçünüz çıkın. Mülakatta her şeyde geçmişsin. Niye? Siz namaz kılıyorsun. Nasıl anladın? Belli. Ama kendisi namazsız, namaz kılanı biliyor. Geldi yanmasın mı bu? Yani namaz kılmanın imtiyazlaştığını gördüğü halde kendisi tercih etmiyor. Niye anlattım bu kadar uzun? Esbab pek basit. Basit. Evet. Mahdut. Şekli, kilosu, hacmi, kütlesi var. Şekli var. Fakir. Yani kendisinden üstün bir özelliği gösteremez. Camit. Ha işte bu. Su. Camit. Şuursuz. İradesiz. Ama şu et, yediğimiz gıdalar, ölü maddeler. Diri diri dolaşıyoruz. Ölü madde yiyoruz. Diri diri dolaşıyoruz. Sonra ölüler dirilir mi diye soruyoruz. Bu yenilen, içilen gıdalar şuursuz, akılsız, cahil, fakir, mahdut. Ama ben bunun üzerine kendimi, ben bu muyum? Ha, elbise. Yani bu ne farkı var? Bedenim bana, cesedim ruha. Bunun gibi farklı. Çok acayip. Yani ben bedene mi benziyorum? Eğer bedene benziyorsam 70 kiloluklar aynı fonksiyonu olur. Aynı şeyi severler, aynı şeyi sevmezler. Maddenin fonksiyonu olsa 1 kilo süt aynı şeydir ya. Farklı bir şey arama çünkü maddenin fonksiyonu budur. Ama 70 kilo bir tanesine bak iman etmiş, bir tanesi kafir, bir tanesi siması, sipsiyah, bir tanesi bembeğe. Maddenin fonksiyonu olsa eşit olurdu. Madde aynı olurdu. Şimdi iradesiz ama bende irade var. Maddedeyim ama maddenin arkasındayım. Yani maddede gözüküyorum ama maddenin arkasına geçip maddeye anlam yükleyebiliyor. Kanunlar kısmı da, yer çekimi kanunu, itme kanunları da itibaridir, mevhumdur. Yani düşüncede vardır. Vücut haricisi yoktur. Yer çekimi kanunu düşüyor. Niye düşüyor? Ya birisi buradan çekiyor, ya birisi yukarıdan aşağı itiyor. Mesela bir tanesini demiştim fizik hocasına. Dedim ki suyu kaldırma kanunu sudan önce var mı hocam dedim. Ya dedi şimdi bunu karıştırma sen dediler. Tamam. Suyu kaldırma kanununu su yokken toprağa koyabilir misiniz? Taşa bir yere saklayın su gelince koyalım içine. Suyu kaldırma kanunu sudan önce düşünebilir misiniz? Peki suyla beraber geliyorsa daimi mukarrenet illet olamaz der. Şurada. Yani sebeple sonuç beraber yaratılıyorsa sonucu sebep yapmamıştır. Suyun kaldırma kanunu suyla beraber oluyorsa suyu yapan suyun kaldırma kanunu değildir. Mesela suyun ıslaklığı sudan önce yoktur. Suyla beraberdir. O zaman ıslaklık suyu yapmamıştır. Şöyle diyor bak şurada. 72'de mukarenet illiyete kalbeder. Yani iki şey arasında devamlı mukarenet illiyete delil olmaz. Yani sudan önce suyun kaldırma kanunu düşünemediğine göre suyun kaldırma kanunu koyalım. Peki suyun kaldırma kanununu nasıl bulacaksın? Güneşten kopmuş parça değil mi? Bana şöyle bir mendil parçası olan var mı? Ve selpak. Bir tanesi versin bana. Ver içini ver bayağı. Şimdi güneşten kopmuş parça mı abi dünya? Tamam selpak kullanacağım. Şu güneş kabul edin. Tamam bu güneş. Koparttım. Evet maddesi ufak. Aynı özelliğe sahip değil mi? Farklı var mı? Bunu kestane diyebilir misin? Odun diyebilir misin? Bak bu güneş kabul et bir daha. Bunu koparttım. Aynı özelliğe sahip. Dünya güneşten mi kopmuş? Evet. E bu sular gelmiş, kuşlar gelmiş muhabbet. Suyun kaldırma kanunu burada konu. Ya suyun kaldırma kanunları, kuşların... Ya dünyadaki şu şenlenmeyi. Şimdi nereye vereceksin? Dünya güneşe kopmuş. Bir, bunu ikinci şu anda söylüyor bunu.
Başka bir yerden taşımamış ki. Meme Dağı'nın gölü vardı da sonradan gelmiş. Tamam, dünyayı getirdik buraya. Ateş küre. Sabitelerimiz var. Sabiteleri kabul etmeden fizik çözülmez. Sabiteyi söyleyeyim. Deniz seviyesinde. Sıfır santigrat derecede. 76 milimetre civa basıncı altında. Bunları sabit kabul edeceksin. Lan dünya yaratılırken, dünyanın eşyalarını yaratı, elma, armut, ağaç, muhabbet kuşu yaratılırken deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 milimetre civa basıncı altında bunları sabit kabul edeceksin. Sabit kabul edilirse, sabit kabul ediyor. Pi sabit kabul ediliyor. Ya niye sabit kabul ediyorsun? Yani dünya, ateş, küre, güneşten kopmuşken deniz seviyesi mi vardı? Deniz seviyesinde. Laboratuvarda bir hücre yapamıyorsun canlı. Şimdi fokur fokur nükleer bir kaynayan dünyada, güneşin aynısı, nükleer fokur fokur kaynayan dünyada hücre yapacaksın. Ve diyorsun ki bana bunları sabit kabul et. Allah'a sabit kabul etmiyor. Allah'ı kim yarattı soruyorsun. Ama sıfır santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basınca bunları ve fizikte kaç tane var? 60 tane öyle kimya bir yani fende 60 tane sabitelerin olduğunu hatırımda kalmış. Kimyada, fizikte böyle fende 6 tane sabiteler var. Sabit. Mesela 0 santigrat derece. Deniz seviyesine. Milimetre civa basınca. Sabit kabul edeceksin. Peki bu kadar sabit çeşit 60 küsur tane sabiti sorgulanamaz. Sabittir. Niye sabittir? Sabittir. Allah sabit kabul edilemez. Onu da sabit kabul et. Yani deniz seviyesini başını sormayacaksın. Bu böyle. Kanunlar işte anlattığım kanunlar itibaridir, mehumdur. Musebebatta bulunan harika nakışlar, zinetler, garip ve acip sanatların o gibi kıymetsiz esbab ile katiyen münasebeti yoktur. Bunu söyleyecek şimdi. Nasıl yok? Şimdi bak öyle bir örnek verecek ki çok tuhaf yani. Şimdi anlattıklarımı. Yani sebeple sonuç arasında korkunç bir boşluk var. Mesela sebep ben bu bedeni kullanıyorum. Sebep bu. Düşünüyorum, tefekkür ediyorum, hayal ediyorum, üzülüyorum, seviniyorum. Şimdi üzülme, sevinme maddenin fonksiyonu mudur? Gözüm yaşarıyor. Maddenin fonksiyonu mu? Ya niye üzülüyorum? Hatta şeyi söyleyecek. Diyor ki, işte esas misali bu. Binaenaleyh mesela bedenin hücreatındaki nizamlı, intizamlı teşekkülatı ekmek yemesine ve kuvve-i hafızada yazılan gayri mahdut, muntazam nakışları kulaktaki ve baştaki telafife. Üç, başa geleceğim merak etmeyin. Üçüncü misal, konuşmakta, tefekkürde harflerin teşekkülatına dert, süveri zihniyenin hüsülüne, lisan ve zihnin hareketleri gibi esbaba isnatlar ahmakçasına bir hükümdür. Ancak o gibi musebebat, gayri mutenayi bir kudret ile bir ilim, bir irade iktiza ediyor. Şimdi ne dedi? Dört tane misal verdi. Sebep sonuç arasında korkunç mesafe var. O mesafeyi neyle dolduracaksın? Şimdi dert bu. Sonuç bu, sebep bu. Bu sebep, bu sonucu doğurur diyecek. Beraber düşüneceğiz. Zorlanmayın. Taassupla kabul etmeyin. Aklınızı kullanın. Sonucu gösterecek. Sebep bu. Bu sebep, bu sonucu yapabilir mi? Bunu dolduracağız. Bakayım, yakın mı? Sebep sonuca yakın mı? Birincisi, bedenin maddeleri. İntizamlı teşekkülatı yani bu şekil almam yani duruyor boyum saçım durmuyor kaşlarım yani benim içsel haletime göre beden şekil alıyor. Mesela simamı yemiş olduğum gıdaya verebilir misin? Niye senin siman farklı benim farklı? Yani bedenim şu kadar harika yani biz şöyle diyeyim. Bilim insanları kütüphanesini der ustad doğadan aldı. Fizik, matematik, kimya vesaire doğadan aldı. Teknolojiyi de ona
taklit ediyoruz. Uçağı kuşa, radarı kartalın gözüne, sonar sistemi Yunus'un gözüne. Yani madde bu. Yediği madde bu. Sema bu. Şimdi diyor ki bu hücreyi meydana getiren ekmek. Ekmek yiyoruz. Ama bende tefekkür oluyor. Düşünüyorum. Hissediyorum. Kızıyorum. Düşman addediyorum. Dostumdur diyorum. Daha hissin arkasında haz ediyorum. Huzur oluyor. Bu yemek yemeye verebilir misin bunları? Tefekkür etmek. Mana çıkartmak. Haletim bugün iyi değil. Bu yemek yemek ve su içme sebebinin sonucu mudur? Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Huzur oluyor böyle. Niçin oluyor? Vallahi bugün baklava yedim de havam iyi. Baklava fabrikasında çalışıp buhran geçiren insanlar var. Anladın? Buhran geçiren. Madde insanı mutlu etseydi Hyundai değil. Honda. İki. Fiat. 60 tane meşhurların akıbeti, intihar akıbeti adlı bir kitap okudum. 60 tane içinde Honda. Honda değil. Renault. Meşhur. Almanya'nın o mazotunu bulan adam. Ondan sonra 60 tane bunlar intihar etmiş. Çok yakın, çok yakın herkes bilecek. İki cilt, kolun. Aile hayatında bir insan nasıl mutlu olur? Yani diğer psikoloji kitaplar son tarihlerde onlardan alınmış. Rus. İki karı koca, çocukları yok. Böyle bir bilim insanı. Psikologlardan üstün. İnsan nasıl mutlu olur? İtimat edin bana. İki cilt kitabı var. İşim olduğu için söylüyorum. Öyle. Diğer psikoloji kitaplar bunlardan almışlar, sulandırmışlar. İnsan nasıl mutlu olur? Bu ikisi intihar etmiş. Mutlulukta. İntiharla ölmüş. Madde eğer insana haletin değiştikse Fiat'ın sahibi, Honda'nın sahibi intihar etmez. Şimdi diyor ki bedenin hücreatındaki nizamlı, intizamlı, teşekkülatı, ekmek yemesine kuvve-i hafıza da yazılan gayri mahdut muntazam nakışları kulaktaki ve baştaki telafime. Mesela ezberliyoruz. Şu anda dersi dinliyorsunuz. Kafanıza giriyor. Kulak midesinden geçiyor beyine. Ondan sonra hiç daha karışmıyorsun. Fişi taktın. Artık kendisi yapıyor. Hani usta diyor ki sihir ve büyüleri olan, can sıkıntısı olan Asya-i Musa okusun. Anlamıyorum hocam diyor. Sana ne kadar anlarsan demiyor. Sen diyor Asya-i Musa'yı 754, 744, 746, 46 iki yerde bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asya-i Musa diyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Diyor ki sen onu oku. Bu sihir büyüden ama anlamıyorum. Sana ne? Peki sana söylüyor. Lisanını anlamıyor. Suyun içinde veya bunu yemek kabul edin. Patates yemeği. Patates yemeğini yerken sen bunun element yapısını biliyor musun? Patateste neler var? Hangi element var? Biliyor musun onu? Ben bilmiyorum. He? Nişasta var. Başka? Yok. O kadar bitti. Ha. Şimdi fasulyesi var mesela bilmiyoruz. Bilerek yemiyoruz. Bizim bilmeye de ihtiyacımız yok. Evet. Vücut diyor ki sen bana sok içeriye ne var ben söyleyeceğim zaten sana diyor. Bizim vazifemiz bunu bilmek değil, içeri sokmak. Bizim vazifemiz de Risale-i Nur. Oku, mide, beyin midesine, akıl midesine at. Ne var o çözecek. Gazete gibi okumayı mevzu ne peki abi? Gazete gibi okumayın şu, çok ilginç. Gazete niçin insan okur?
harici haberleri. Ama Risale-i Nur harici değil. Bu haber olduğunu düşün. Onu mu kastettin? Evet. Sensin burada. Gazetenin hedefi hariç, Risale'de hedef sen. Ya kendine okuduyorsun. Kendin. Ya. Çekirdekleri toprağa atıyoruz ama çoğu zaman bilmesek de toprak da onu ayrıştırıyor. Yani. Bunun içerisini ben bilmiyorum. Buna bir şey koydun değil mi şey İbrahim? Ne koydun abi? Zencefil, limon falan. Zencefil içinde ne var bilmiyor. Bana diyor ki vücut, sen bir sok el içeriye. Ben o dil diyor ki vay, parmağımı soksam anlamam. Lezzetli ama dil vay. Sonra vücut diyor ki sen merak etme, sen bana ihtiyacın var. İhtiyacı olduğunu nereden biliyor? Bir de sinyal veriyor. Şey var. Aşı olanlarda şöyle bir şey olmuş. Ağrı hissetmiyorlar. Mikrop çok içeriye giriyor. Bir tuhaflık da var yani. Ağrı olmak mucizedir biliyor musun? Dişin ağrıyor. İyi ki ağrıyor. Orada arıza var, gidip tamir ediyorsun. Ağrı olmasa ne olur? Ulan diş değil, çene de gitti, haberin yok. Tedbir almadın, bilmiyorsun. Ağrı mucize ya. İyi ki ağrı var. Haber veriyor, dikkat et. Şimdi hafif geçiriyor, tamam ama ciğerlere kadar gitmiş. Haberin yok. Ağrı olsa iyi olacak, tedbir alacaksın. Böyle bir tuhaflıklar var. Şimdi sen bunun içerisini bilmiyorsun, bilmeye de ihtiyacın yok. Sen sok. Usta da diyor ki, sen asayı musayı sok içeriye. Ruh midesine at, o ihtiyacı olanları tevzi edecek. Hafız var ya benim talim hocam da, hepiniz tanıyorsunuz. Sağdır. Ha, selamı da var ya Rize'de. Dedim ki, sohbet ettik ya, 3-4 gün önce, bir hafta geçmedi. Hafız dedim. Bazı bildiğim insanlar var dedim. Öyle kamil, hakikaten kamil. Mesela diyelim ki Nadir abi rahmetli dedim. Ama evhamı vardı. Hassasiyeti vardı. Dedim acaba cin lazım olur diye anlatıyorum. Ha, size bir şey söylüyorsam çok soru geliyor, sorulara cevap olsun yani. Bunun hem teneffüs ettirin. Bunun cini var mıydı? Vefat etti de. Olmaz dedi. Niye olmaz dedim kavuz içeri. İman dedi nurdur, enerjidir. Kamil iman cini yakar dedi. Bulunamaz orada diyor. Ehli ya bu. Ben Allah'ın izniyle bakıp anlarım diyor falan. Yakar onu. E peki dedim niye vesvese vehim oluyor? Yalnız kalmakta. Sen söyledin ya, gazele dedi ya. 10 sene mağarada kaldı. Sonra 10 sene sonra çıktı. Önce kadar kalacaktı oysa. Beyanat verdi. Dedi ki 10 sene kaldım. Çıktım. Niye? Yalnız kalıp iki beyanat vermiş. Yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim çıkmazdım. İkinci tespitim. Her şeyi akılla izah edenler Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Şimdi hep bunları dışarıdan gelenler imanı anlattım. İman nurdur, kuvvettir, kabrin üstünü de kaldırıyor. Mesela aynı hadise iki kişi duyuyor, bir tanesi hiç sallanmıyor. Teslim, tevekkül, itimat ve kanaati var. 4 tane. Madde midir şimdi bu? Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Tamam diyor. Rahat. Lan babasının cenaze cesedini yıkıyorum almaya da hastanenin morgunda aşağıda. Lan biriniz gelin de yani o cez diye. Ya biriniz yardım edin ya. Yani çevirirken ayağını çevireceğim sırtını, kafasını koşuyorum, birisi gel. Bir tane Allah'ın kulu gelmiyor. Lan yabancı değil ya. Lan bunun oğlu yok mu? He hocam dedi. Sen baban değil mi kardeşim, kızdım böyle. Üstümüm sen diye bazen. Yardım etsene ya, baban değil mi ya? Gel bir yardım et. Gelemem hocam dedi. Sen idare et, bir şey yap diyor. Lan senin baban değil miydi dedim. Ne desem biliyor musun? İdi diyor. İdi diyor. Babam idi. Şimdi ne oldu? Kaporta. Daha önce oğlun, kızın, eşin arabayı da idi. Sonra çıktı. Arabada kimse yok. Ona eşim diyebilir misin? Kaporta da böyle araba gibi ya. Binersin, çekip gidersin. Elbise gibi ya. Ha. Şimdi sebep bu.
yeme içme. Bak, ana sebep bu. Sonuç, teslim, tevekkül, itimat, kanaat, mana, ulvi şeyler, hazlar, huzurlar. Şimdi bu son, bu sebebin sonucu mudur? Bendeki huzur. Ben şu anda rahatım. Siz rahat değil misiniz? Bu sebep midir yani şimdi? Yediğiniz bugünkü akşam yemeğinde midir yani? Şimdi mutlu olduğunuz. İşte onu diyor. Peki, aynı ders herkes dinliyor. Herkes aynı has mı alıyor? Ya adam cehenneme giriyor. 288 mektubatta diyor ki, cehenneme gitmeden cehenneme gider. Cümle aynı böyle. Ya gidecek demiyor. Cehennem daha serin olmaz mı diyor. Kafa daha ateş. Oradan çıkarıyorum. Müslümanın cehennemi ya hamam sıcağı gibidir diyor Allah Resulü. Bizim esas cehennem burası. Ateş gibi yanıyor. Ustad başka cehennemden bahsediyor. Cehli cehennem diyor. Mahkematta. Bir tanesi dedi ki öyle bir şey yok dedi. Dedim külliyatı var. Dedi ki inan yok dedi. İyi bak dedi. Sonra telefonu kapattı. Yarım saat sonra aradı. Senin külliyatta yazıyor dedi. Yani ben bulamadım da demedi ha. Maalesef dedi biz okumuyoruz. Niye okuyamıyoruz biliyor musunuz? Niye sıkıntı var? Niye namaza kalkamıyoruz? Niye evde kavga, gürültüler eksik olmuyor? Haramı terk edemiyoruz. Ya bir gün YouTube'lara girmeyin. Bir gün ya. En masum Instagram mıdır nedir ona? Oraya gelen açık saçıklar. Haberi sunan bile şeye baksan haram. Haram ya. Bunu da gündem yapacaklar ha. Bak haber sunan haram dedi. Lan Allah dedi de. İşte söyledi ya. Yani uzak dursan mutlu olursun. Ben mesela bugün mutluyum. Derste de mutluyum. Çünkü bugün girmedim. Sebep sonuç boşluğu. Şimdi ikinciyi söylüyor. Şey üçüncü mü? Konuşmaktaki tefekkürde harflerin teşekkülatına. Yani süveri zihniyenin husulüne lisan ve zihin hareketleri. Mesela konuşuyoruz. Dilin hareketlerine mi? Ağız hareket ediyor. Bu ağzım nasıl hareket ettiğini, dilim nasıl hareket ettiğini ben düşünerek yapabilir miyim? Veya size şimdi bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Elim de böyle yapıyor. Bunları düşünerek sıraya koyabilir miyim? Düşünerek sıraya böyle dizebilir miyim? Nasıl oluyor peki? Nasıl konuşuyor? Alemimde bir mana oluyor. Dışarı vurmak istiyorum. Çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Ne bileyim sıralama ben yapamam ki. Konuşmadaki sıralama. Konuşmamın içerisindeki manayı ben mi yüklüyorum? Bak konuşmayı anlatacağım. Dağın tepesine su çıktığını kabul et. Sonra oynarken ağaca geliyor, köklere geliyor, otlara geliyor, madenlere geliyor. Çeşitli çeşitli renklerden geçiyor. Taşlardan geçiyor. Aşağıda tadı değişiyor. Bunlardan, köklerden, otlardan, madenlerden, çeşitli taşlardan geçiyor. Acayip şeyler yüklenmiş maden. Kalp de mana tamamen çıplak. Böyle haz ve huzur. Huzurla söylenen sözü söylüyorum. Şu anda bende huzur var. Kalpten çıkıyor. Onun tipi yok. Huzurun yaşı da yok. Modeli de yok. Arabanın yaşı var. Modeli var. İnsanın yok ya. Yani. Bende kalpten çıktı. Sonra kalpteki latife insaniyeden boyalanıyor. Latife insan olmak, vefa, anlayış, kadirşinaslık. İyiliği bilen, var ya insan olmanın özellikleri, duygular. Onların içinde geçiyor. Boyalandı mı o mana? Huzur. Sonra vicdana geliyor. Vicdanda irade zihni, latife-i Rabbani'den boyalanıyor. Sonra geliyor dima. Ta'yı, tasavvur, ta'kul, tasdik, izan, iltizam, itikad geliyor. Yani o kelamın, o kalpten çıkan mananın içerisine ruh var. Kalp var. Vicdan var, akıl var. Sonra bu kadar farklı ruh, kalp, farklı şeyleri, ruh da var, kalp de var, vicdan var, akıl var. Şimdi buna bir elbise biçireceksin. Elbise kelam demektir. Kelam. Buna bir elbise biçilecek. Nerede biçiliyor? Elbise nerede biçiliyor? Bu manaya elbise, kelam. Kelam nerede? Yani mana kelama nerede dönüşüyor? O uslup nerede? Tahayyülde. Tahayyülde. Aferin.
benim bayramım. Hayalde elbise biçilir. Nerede söyler bu? Onu da söyle. Yani mana hayalde elbise giyer. Yani zıtlar var arasında bulaşabilir. Nerede bunu söylüyordu? Vesvese vasinde. Evet, vesvese vasinde. 278 sözler vesvese vasinde. Şimdi abi bu, pardon abi, senin bu anlattığın nerede? Karbondioksitin ses tellerine çarpması nerede? Ha. Şimdi geldi, şimdi nefes alıyorum bak. Evet arkadaşlar. Yani nefesi aldım, akciğerde kanı temizledi. Kalı mesleğinden söylüyorum. Kaç tane vazifesi var? İki tane. Aldım nefesi. Akciğerde kan temizlendi. Çıkacak dışarıya. Çıkar. Kanı aldı. Karbondioksit aldı. Çıkarken de kalpten gelen ruh, kalp, vicdan, dimağı taşıyan, beni tanımlayan, dışarıda nüfus cüzdanım olan manaları da aldı, dışarıya atıyor sizi. Hem akciğerdeki kanı temizledi. Ondan sonra ne yaptı? Kalpte bak. Şimdi akciğerde bak. Çıkacak. Bu kalptekileri de alıp çıkıyor şimdi. Geliyor. Kalptekiler nereye geldi? Hayale. Elbise giydi. Hayalde bu R denilen yere geliyor. Hayalde elbise biçildi. O manaya uygun elbise ama. Mesela diyelim ki siyah bir Afrikalı. Şimdi böyle bir gömlek olmaz. Beyaz gömlek mesela, beyaz giyin. Olur mu şimdi? Sipsiyah adama. Şimdi yani bir çocuğa, bir insana şişman mı, zayıf mı? Beyaz mı, siyah mı, sarışın mı? Kışlık mı, yazlık mı? Elbise değişmiyor. Ha, manaya göre de libas değişiyor. Elbise, kelam, hayalde giyecek. Giydi. Nereye geldi? Akciğerin oraya, boğaza geldi. Boğaza kadar getirildi. Sonra dışarı atacağız, sana gelecek şimdi. Postacılık yapacak. Benden bana kargo. Benden sana kargoculuk yapacak. Şimdi akciğerde kanı temizledim. Allah israf etmiyor. Birinci vazifesi. İkinci vazifesi sana geldi. Vücut ısısını temin etti diyor abi. Ve vücut ısısını da temin etti. Yandı. Yanmayı tasfiye etti. Şimdi sebep... Sonuç, size bunları konuşuyorum. Ne alakası var sebeple sonuç? Evet, uzattığımı biliyorum. Ne kadar oldu? Bakayım. Biz... Abi bir hastalık varmış. Aklından geçenin tam tersini söylüyormuşsun abi. Allah Allah. Ben de yeni duydum. Aklından bir şey geçiyor ya. Biraz diyeceğim mesela, siyah diyebiliyorsun yani. Biraz da diyemiyorsun. Bir şeye gelmediği için. Konuşmak hücrelerin faaliyeti diyebilirsin de, kelamın içindeki manalar hücrenin faaliyetinden olmaz. İşte konuşmaktaki tefekkür harflerin teşekkülatına verilemez. Süveri zihniyenin hüsülüne, lisan ve zihnin hareketleri gibi esbaba isnatları ahmakçasına bir hükümdür. Ancak odur. Son cümlemi okuyorum. Senin vücudunda, son şeyim, senin vücudunda şuurun olmaksızın. İçeride ne oluyor? Şimdi böbrek nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Ve çoğu insan böbreğin nerede olduğunu bilmiyor. Ama bilmemesi böbrek çalışmamak değil. Çalışıyor. Şu anda bizim haberimiz yokken, şuurumuz yokken, şuurlu işler oluyor mu? Oluyor. Şuuru olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir içeride. Lehinde aleyhinde şeyler oluyor. Şuurun taalluk etmiyor. O fiiller şuuru oldukları halde şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani zişurdur. Lamicim yok. Yani bana rağmen içeride şuurlu işler oluyor ama benim şuurum yok. Ve şuurlu işler olurken maddeler de şuursuz. Mesela benim ağzım kalbimi bilir mi? Yok.
duyguma göre ağlıyor, gülüyor falan, yaş akıyor. Yani mesela ağlan, ağzın şu çenem duyguma göre de değişiyor. Ağlayınca ağzım başka yapıyorum bilmem ne. Yani şuurlu mudur şimdi bu? Kalpten böyle bir şey gelecek de. Ben... Ha demek ki senin içinde diyor, şuurlu işler oluyor senin lehinde ve aleyhinde ama senin haberin olmuyor. Şuursuz esbab şuurlu hareket ediyorsa, şuursuz olduklarından bir saniye zişur olması lazım. Ne sen faizsin ne de senin esbabın. Diyor ki, biraz ağır, bunu bir yerde okumuştum da ondan sonra okumuyorum. Ciddi diyor. La Siyema'da bir yerde okudum, daha yapmıyorum. Siz demeyin ama. Diyeceksin, şaşıracaksın. Ey kafir! Sen bunu işittikten sonra iyice düşün. Lan ne diyor ya dedi. Camide de olmadı ha bu, yapma. Ey kafir! Bu Risale'nin uslubu şey değil ya. Tercüme olduğu için herhalde. Ey kafir! Ama uygun. Bunu işittikten sonra iyice düşün. Bir zerreye, bir siyah erik ağacı var ya, bir herhangi bir ağaca hücre düşünemeyiz ufak olduğu için. Bir armut düşünür, bir ağaç düşünür müsünüz abiler? Herkes kafasından bir armut düşünsün. Şimdi o ağaç hayalinizde olsun, okuyorum. Bir ağaca bir terzilik sanatını öğretmeye kudretin var mıdır? Yani bir zerreye, şimdi o ağaca elbise dikeceğiz, yekpare. Yani ek yok, bak kaç tane ek var. Kaç tane ek var. Şimdi ağaçta ek yok, elbise dikilmiş. Hiçbir yerde ek yok. Burada da ek yok, tırnakta. Hiçbir yerde ek yok, hep aynı. Yani nasıl anlarız? Tırnağı etten kopardığım zaman hücre ölüyor. Demek ki beraber. Yani bunu sert olup yumuşak olmasa ayrı bir parça olduğundan değil. Ek yok, buna ek var. Şimdi bu zerreye, yediğim zerreye diyeceğim ki bana bak, içeri gireceğin yeri ben de bilmiyorum. Ama akıllı ol. Akıllı ol. Yani dikkat et. Yanlış adım atma. He, yani dikkat et, suya diyorum ha, zencefile diyorum. Yani bir zerreye, yediğimiz içtiğimiz zerreye, yemeğe terzilik sanatını öğretebilir misin? Bu terzilik sanatı gerekmiyor mu bu elbiseye? Bu elbise değil mi? Hem de bu elbise kim giyerse farklı şey yapmaz. Rengini değiştirir şey yapar. Ama bu elbise öyle değil. Bu içini dışarıya göstermez. Cansız. Bu canlı elbise. Şimdi buraya giren zerre bu elbiseye uygun nerede adım atacağını nereden bilecek? Evet. Allah bu şuurla idrak etmeyi ya Rabbel Alemin takliden şuursuz söylediğimiz şu duaları Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına kabul eyle. Ya Rab, ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Bunu istiyoruz senden. Ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Çok şey konuşmayacağız. Nelerden sığınacağımızı da hakkıyla bilmiyoruz. 124 bin peygamber ne istemişse biz de istiyoruz. Nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Muhammed'in hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, la ilahelerimizi illallah hürmetine artır ya Rabbi. Muvaffak et ya Rabbi. Günahlardan kaçmaya ehli imanı, haseten nur talebelerini ve nur talebe evladiyarlarını, amin diyenlerin evladiyarlarını günahı terk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Terk ve tecerrütlerde muvaffak eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz an sen bizi unutma. Amin. Buyur kardeş. Gel şimdi. Dur kapatma. Şimdi söz her zaman olduğu gibi en başta en sonunda gene Kur'an. Hocam kaldır. Otur.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود
Allah'ın konuşması, bu da Allah'ın konuşması. Konuşmak, konuşulan, konuşan zat içinde ya. Şimdi bu kelamın içerisinde ilim, irade, kudret var Allah'ın. Bu paketle konuşuyor. Ve bu 1400 sene önce bestelenmiş. Ve çalgı aleti yok yanında. Çalgı aleti yok. Hangi müzik olursa olsun çalgı aletini silin. Bakın sözüne maskaralık. Su su niye sıpladı, damladı, hopladı, zıpladı. Sen beni niye bıraktın? Yani bak bu kelam içinde Allah var. Kelam da ilim, irade, kudret olduğu için tesir ediyor. Allah'ın konuşması ya, Kur'an okumak, Allah ile sohbet etmek. İçerisinde o var. Ne yapıyor? Bu kelamla benimle o arasında bağ kuruyor. Ben bir şey söylediğim zaman o kelamı kullanarak içime giriyorsunuz ya. Kişi dilinin altındadır. İmam Ali'nin sözü. Ustad diyor ki kelam nerede, nasıl terbiye olduğunu bizi tanımlar. Yani küçük abdest, büyük abdestle içimizi dışarıya taşıdığı gibi kelam da beni dışarıya taşıyor ya. Allah'a da dışarıya taşımış bu. Kelamla. Ama bunu tercih etmiş. Bu yöntemle füze geliyor, füzeyi geri çevir. Çıktığı yere vur. Uçak gemisinden geldi, sen geri çevir. Bu kelam Allah'ın mı? Bu kelama binerek geri gidebiliyorsun. Kelamın içine girebiliyorsun. Ama dinlerken şöyle dinleyin, son bir şey söyleyeyim. Kur'an'dan şey yapabilmeniz için beyninizin içinde okunuyor gibi düşünürseniz acayip kafada şey cini diyorlar, hava cini de ahmer deniliyor, ahmer. En berbat mahluk o. Toprak, ateş, toprak, ateş, su, hava cini diye. En berbatı kafada oluyor, beyin yapar. Vesvese bir şey değil o. Ahmer galiba. O böyle okunurken gözünü kapatıp içinde okunuyor gibi düşün. İşte o nur, nura karşı o dayanamıyor. Böyle düşüneceksin. Ve 1400 ve içinde Allah var. Yani hiçbir zaman modeli değişmiyor. Kaç defa okundu? Allah razı olsun ya. Kaç defa okundu? Ama hiç, mesela Fatiha, bıkmıyoruz değil mi, namazda okuyoruz? Peki. Çay içelim, ben tekrar El Fatiha.